Abi gülerek başladık ama içimiz kan ağlıyor. Evet. Ben dün akşam o İsrail'in Gazze'yi bombalamasını seyredemedim. Yani günlerdir seyredemiyorum da yok dün akşamki abi. artık acımasızlığın yok abi. vahşetin yok. orantısız saldırının zulmün soykırımın yok böyle bir şey yok e, abi. yani yok. Başka Yok. ne gibi bir Yok. sözcük kullanabilirim onu tanımlamak için ama... Yok Uğur, korkunç. 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 Ama zaten var. Hamaslılar meydanda değil ki. Hamaslılar şeyin altında. altında, tünellerin içinde Öyle. olan sivil, e, masum e, Filistinlilere oluyor, Gazze'lilere oluyor. Yok, ben ya Hemen kanal değiştiriyorum. Abi. Bir de bu Batı'nın ikiyüzlülüğü. Yani ne kadar iki yüzlüler. Ukrayna'da ben şeyi seyrettim, Amerikan Ulusal Hı. Güvenlik Sözcüsü John Kirby'nin evet. açıklamalarını seyrettim. Evet. Rusya'nın Ukrayna'da kadınları ve çocukları öldürdüğünü, nasıl acımasızca katlettiğini anlatırken gözleri dolu dolu oldu. ağlama Evet insan acıyor, evet. Ukraynalı da acınacak insanlar masumlar öyle evet. değil mi? Evet, Çocuklar. Çocuk ölümüne çocuk kim öldü. kim e, gözleri dolu dolu olmaz yok. ki? Ama söz konusu gazze olunca bu bir savaştır. Savaşta bunlar olabilir gibi bir yok söylem. Bu şey. nasıl bir yok acımasızlıktır? Bu şey. nasıl bir çifte standarttır? Affı yok abi. Yani yok. bana göre resmen bir haçlı zihniyeti şu daha anda. tabii çünkü bütün bilmedi daha. E savaşların muzaffer komutanı Ataki. Kaç tane madalya aldı? Kendisi söylüyor. Son centilmenler savaşlarının evet. bütün hepsini evet. e, kazanmış neredeyse. 7 evet. düvele meydan okumuş. Evet. Emperyalizmi kovmuş. Öyle değil mi? Denize ama, dökmüş. Ama buna rağmen ne ama diyor? Buna rağmen diyor ki savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir diyor. Tabii o... Şimdi bir Avustralyalı şarkıcı var. Eric Bogle Evet. Bu bir... E, Anzak askerinin Çanakkale'ye savaşmaya giderken nasıl coşkulu törenlerle, nasıl böyle gemiyi uğurlayan muazzam kalabalıklarla yolculuğun başladığını anlatıyor. Ve Çanakkale'ye geliş, ondan sonra bizim askerlerin Çanakkale'yi kahramanca savunmasını ve onların üzerine bombalar yağdırmasını ha. anlatıyor. Evet. Bu arada kendisi de bir bombalama sırasında e, bacağı gidiyor. Gözlerini açtığında e, bir şeyde, eee sedyede. Ondan sonra bunları bu yaralıları Bindiriyorlar bir gemiye ama hala Çanakkale'ye niçin geldiğini anlamış değil. Ne işimiz vardı bizim evet. buralarda der gibi. Evet. Ve hep böyle bizim askerleri, Mehmetçi yücelten bir e, anlayışla şarkıyı kaleme almış. Sözleri çok etkileyici. Ben dinlettirdim sana. Evet, 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 evet. İsmi evet. Evet. E, ve bando hala e, Matilda Valsini çalıyordu. Evet. İngilizcesini söylemek istemiyorum. Evet. Girenler Google'da evet. e, bunu e, dinleyebilirler. Evet. Çok etkileyici. Çok böyle insanın kalbine evet. seslenen e, bir şarkı dönüyorlar. Bizi uğurlayan kalabalık neredeydi diyor. Hiçbiri yoktu diyor. Ben diyor her Çanakkale Savaşı yıl dönümünde Bizim geriye kalan askerlerimizin çoğu kolsuz, bacaksız Olur. geçişlerini seyrederim. Of, of, ve of. hep gözümün önünden o günleri geçiririm. Ve bando hala Matilda Vahsin'i çalıyor. Evet. Yani insanın evet. ağlayası geliyor. Gözleri buruluyor. Hakikaten savaşın acımasızlığını yok, yok, yok. ve nedensizliğini nedensizliğini anlatan çok etkileyici bir şarkı. Uğur, Tabii. çok enteresan. Abi yani. Çanakkale'ye gelmişken e, anlatmadan e, geçemeyeceğim. Çünkü Çanakkale milli mücadelenin ön sözüdür. Tabii. E, Dumlupınar zaferi de, Tabii. büyük zafer de, Cumhuriyet'in ön sözüdür. Dolayısıyla her Türk'ün Çanakkale'yi ve 30 Ağustos'u tabii. çok iyi bilmesi, yükselleştirmesi ve her şeyimizi onlara borçlu olduğumuzu bilmesi bilmesi gerekir. Çok doğru. Ben e, çocukluğum biliyorsun Çanakkale'de, Çanakkale'de geçti. geçti. Babam işte savaşın yaşandığı bölgelere götürdü beni. Daha şehitlikler yok. E, sadece siperler var. Ve Hı. Onun dışında Çanakkale'nin en güzel evinde ölen İngiliz, Avustralyalı Anzak askerlerinin mezarlıkları, Fransızların mezarlıkları ve nasıl biliyor musun? Ressam fırçasından çıkmış gibi güzel. Onlar onları yapmışlar ve Çanakkale'ye İngiliz mezarlıkları müdürünü göndermişler bir Londra arabasıyla o siyah Londra arabaları evet. vardır ya. Evet. E, makam arabası Çanakkale'nin en güzel evinde oturuyor. Mr. Melington ismi evet. de hiç unutmuyorum. ...böyle melon şapkası, beyaz takım elbisesiyle evet. Kordon boyunda yürüdüğü zaman sanki böyle o var yani ya, müstemleke valileri falan. Evet, tabii. Evet. E, çağrışım olarak onu yaratan birisiydi. Ve benim içime hicran oldu. Çünkü Çanakkale'de ölen şehit düşen askerlerimiz için biz hiçbir şey yapmamışız. Ne bir abide, ne başka bir gayret. Öyle savaşın sonrasında olduğu gibi kalmış her şey. Ama sonra senin neyse, de onarca... Oradan... Neyse 1957'de yanılmıyorsam 54 veya 57 temeli atıldı. Biz oradan ayrılırken sadece Ayakların beton, ayak beton, evet, e, beton. dökülden evet. ayakların e, iskeleleri vardı. İskeleleri vardı. Ben bitmiştir diye düşünüyorum. Son 1960'ta gene gitti. Allah Allah rahmet eylesin. Evet. Milliyetin genel yayın yönetmeniydi. Evet. O bir kampanya, kampanya düzenledi. Başımız. Beton dört ayak e, ve çatısı yapıldı. Ama Oranın abide olduğuna dair ne bir tabela, hiçbir ne anıtlar, şey. ne şehitlikler hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Üniversite öğrencisiyken, üniversite kafilesiyle gittim. Gene hiçbir şey yok. yok. Artık burama geldi. Bu bir e, ayıptır. Çok büyük bir ayıptır. Çünkü onlar bizim özgür yaşayabilmemiz için hayatlarını feda ettiler. Evet. E, bedenlerini siper ettiler ve tarihin akışını değiştiren dünyanın gördüğü en büyük destanlardan birini yazdılar. Çanakkale zaferi. E, İngilizlerin Anafant. orada mezarlıkları var, anıtları var. Fransızların var. Pırıl pırıl. Fotoğraf çeksen pırıl pırıl. Ressam fırçasından çıkmış gibi dediğim e, şekilde. Neyse arenada bir kampanya Biliyor başlattık. Seri haberler falan en sonunda 2005 yılında 2004 yılında Abi de tamamlandı. Hala bazı eksiklikleri var ama hiç olmazsa bu son halini yapıldı. aldı. Şehitlikler güzel. sembolik olarak da olsa abidenin önüne inşa edildi. Rölyefler yapıldı. Abidenin ayaklarına savaş kabartmaları evet, evet. oluşturuldu. Yani bugünkü güzel halini Getirin aldı, ya. aldı. İkinci icranım da Dumlupınar'da. Biliyorum onu. Yani o... O bir iki senelik olaydı. Evet, evet. 5-6 sene bir olay. Tabii. Ee, ve gittim ki Dumlupınar'da, Müjdatçım bir kişinin konaklayacağı bir tesis yok. Yok. Alafranga tuvaleti olan yemek yenecek bir yer yok. İstasyon. İstasyondan tren hızlı geçiyor. Düdük ya. bile çalmıyor. Ya. Yani bu başka bir ülkede böylesine büyük bir zafer kazanılmış olsa. Oraya okulları götürürler. Dört şerit gidiş, dört şerit ya geliş, adı otoban yapılır. Tabii ya. özel tren evet. seferleri düzenlenir. Evet. Herkesin görmesi için büyük gayret sergilenir. Hatıra eşyalar satılır. Tabii, Orası tabii. böyle büyük tabii. muazzam bir kent haline getirilir. Evet. Ve e, yeni yetişen kuşaklar atalarının bu ülkeyi onlara e, bırakabilmek ne için fedakarlıklar ne fedakarlıklar e, yaşadıklarını nasıl hayatlarını kaybettiklerini anlarlar ve onlar da çocuklarına aktarırlar. Neyse ki yeni mahalle e, belediye başkanı Sayın Fethi Yaşar oraya bir misafirhane inşa etti. Şimdi artık Dumlupınar'da konaklanacak bir yer var da. Rahat rahat konaklanacak. Verler Allah razı olsun. Yer Senin var. Bu tip çabalarını çok... Ondan da çok Allah razı övgüyle. olsun Sayın Fethi Bravo. Yaşar'dan da Allah razı olsun. Abi dedin ki... Şimdi bir, bir reklama girmemiz gerekiyormuş. Reklamdan sonra sözü sana vereceğim. Ne güzel, ne güzel. İçim doluydu onu paylaştım. Oh iyi ettin. Burada evet. görüyoruz ya Türkiye'de. Evet. Evet. Şimdi benim sana göstereceğim fotoğraf bir tane. İkincisi yok. Şimdiye kadar hay hay, ikincisi hiç, yok. hiç görmedim. Bunu bana armağan eden... Kişiye de buradan yüzlerce teşekkür abi, abi çok merak açıldığı ettim. gün 23 Şöyle Nisan biraz açıldığı biraz gün. gün eğer detaylı Aa, görürsen şu fakri, fak fakirlik fukara hale Etrafta bakar. Etrafta hiçbir bina yok. Yok yok toprak. Post toprak evet A atara, ve arabalar var orada. E, kıyafetlerine bakar mısın? Evet evet. Ankara halkının. Evet. Umur Ankara mı yani. Ankara. Nasıl büyük bir eser? Evet. Yoktan nasıl bir Yok, dünya yaratmışlar? Böyle. Çatısını, ne büyük insanlarmış onlar. Evet, çatısını onu aramıyorlar mı? mi e, pikoç şimdi? Koç biliyorsun, hallediyor. Evet, evet. Çatısını da. Yani, e, abi, işte öyle bir adam olmasaydı, böyle de bir şey olmazdı, değil mi? Le Monde'un kapağı e, değil Le değil Bu da daha yeni yani. Çok time, life biliyorsun hepsinde var. Olmasaydı Le... olmazdı Olmasa. Belki onu... olurduk da. Olmasaydı isimlerimiz olmazdı. İsimlerimiz Uğur ve Müjdat olmazdı. Yok bunu nasıl söylersin? Yani ben? hayır İnsan kurtarıcısına karşı. Kurtarıcı bu evet. daha ötesi var evet, mı? Evet. Ve kurucu. Aa. Bugünkü makamlarını borçlu oldukları öyle değil işte. Devleti kuran kişi. Öyle değil onlar göre. Silah arkadaşları, kahramanlar. Hayır. Ama cumhuriyeti kuruyor. Onların cumhuriyetle hesapları var. İstemiyorlar. Evet. Uğurcu. Ya onlar acaba İzmir'de o Yunan bayrağının indirilip Türk yanında bayrağı. Amerikan, İngiliz bayrakları falan biliyorsun tabii, değil mi? İtalyan bayrakları tabii. falan. Türk bayrağının o göndere... Çekiyor. çekilişinde hiç tüyleri ürpermez mi o insanların? A ağlamaz mısın ya? Yani gözlerim dolmaz mı ona imkan var mı ya? ya İzmir'e girerken ya. 19 yaşındaki onbaşı babasıyla Mehmet Çavuş babası 11 yıl cepheden cepheye savaşmış. O sırada 8 yaşında bu bayraktar 19 yaşındaki e, Mehmet evet. 8 yaşında bir çocuk. Unlu Pınar'da büyük taarruz öncesinde karşılaşıyorlar. Baba ama bir sürü cephede çarpışmış. Hicaz, Galicia, Yemen falan. En sonunda Doğu cephesinden e, oraya geliyor. Baba oğul orada karşılaşıyor, kucaklaşıyorlar. Hasret gidiyor, gideriyorlar, ağlaşıyorlar. Abi, 31 Ağustos'ta baba şehit düşüyor. Dumlupınar şehitliğinde oğlu babasını taşırken cenazesi heykelleri var. Var. Onbaşı Mehmet de sancaktar. İzmir'e 9 Eylül'de girerken en önde tabii. Odan taşıyor. O da o da bir Yunan kurşunuyla şehit düşüyor. Şimdi yani bunların bu aziz şehitlerin kemiklerini sızlatıyorlar kardeşim ya. Bunu küçümseyerek değil mi? Vallahi yani kurtuluşu küçümseyerek o şehitlerin kemiklerini sızlatmaya kimin hakkı olabilir? Hiç ederse kendine eder. <laughs> Onun için yani onların uğur böyle söylemlerini falan çok umursadığımı söyleyemeyeceğim ya. Çok. Bence bence yanlış kişilerden kulaktan dolma bilgiler. Değil galiba mi? galiba ee, öyle olmuş. Atatürk'ün kuyruğuna bastığı bir takım tipler. Atatürk'ün aydınlanmacı devrimlerinin gölgesinde kalmış ve karanlığı tercih eden kafalar. Öyle değil mi? 10. yıl ne vardı. İşte malum emperyalizm canım malum, emperyalizm emperyalizm ülkeler, Emperyal kolay tabi, mı tabi, emperyalizmi tabi. böyle dişlerini geçirmiş, pençesini tabi, geçirmiş. Tabii. Tabii. Def etmek, değil mi? Olay denize dökmek. Öyle bir şey var mı? Yani yok. şunu hatırlatmak lazım. Kardeşim bu ülkenin sınırları cetvelle falan çizilmedi. Yok yok. Orta da bazı değil. ülkelerin cetvelle çizilmiş ama oturmuş kalma ya. çizildi bu Dur, ülkenin yok, yok. sınırları. Abi, Pera Palas'ta kalıyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci meclisi gösterdin. Ben rahmetli Vehbi Koç'la işte Hayatınız programı yapmıştım. Bana bütün hayatını anlattı. Şimdi o Cumhuriyet döneminin İlk e, devlet binalarının müteahhitliğini de Tabii. yapmış. Şöyle anlatırdı. Çimento ithal, demir ithal, çivi ithal, e, mühendislik yabancı mühendisler, mimar yabancı mimar, kiremit ithal, Tuğla ithal. Peki bizden ne var? İnşaat işçisi. İnan böyle, böyle kurulmuş. Üf, bu, fotoğraf, bu, Cumhuriyetin binaları. bu fotoğraf çok açık söylüyor. Çok, bu dediğini ya. Çok, senin. çok güzel anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Yani. yani ben vallahi şimdi bile tüylerim ürperiyor. Başka bir adam, başka. Hazır. Bozkır'ın cevap... ortasında bir Ankara, değil mi? Evet. Yani İnanılmaz bir şey değil Ankara ile yani. ilgili Engülüm. dizeleri. engülü evet. Onu görmek ister her bahtı kara. Böyle bir şey yok abi yani başka türlü bir yani anlatılır Bir gibi de Dolmabahçe değil. Sarayı'ndan bir anım var müstakça. Anlat. Anlatayım mı? Anlat. Şimdi biz Dolmabahçe Sarayı'na girdik. Dolmabahçe Sarayı hiç abartısı söylüyorum yıkılmak üzere. Bodrum katında sular şelale gibi akıyor. Oradan 10 bin obje kurtarıldı. E, hakkını teslim edelim. Bülent Arınç Bey Meclis Başkanıydı. Onun zamanında evet. restore edildi o çürümüş, e, atılmak üzere olan küf pas içindeki Rutube, tarihe tabi. tanıklık etmiş o objeler. Hepsi pırıl pırıl hale getirildi. Şu anda bir depo müze inşa edildi. Orada araştırmacılar gidip bunları görebiliyorlar. Kurtardık yani onu. Evet abi. Evet. O sırada, o çekimler e, sırasında bizi büyük önder Atatürk'ün son günlerini geçirdiği. Dün de o, yazdım son Cumhuriyet Bayramını okurlar ağlayarak okuduklarını ifade evet, ettiler. Evet. Geçirdiği odaya girdik. Müjdat'cığım, böyle bir konsol var. Konsolun içi tozlu. Ee, ve Fransa'dan getirilmiş enginar ekstreleri, şuruplar... Karaciğere iyi gelen. Evet, karaciğere iyi gelen bir takım takviye edici gıdalar evet. ve karnından su almak için evet. koca koca enjektörler. Kalamış. Böyle muhafaza edilmişler onlar. Bir de orada olmasına bir türlü anlam veremediğim bir tabut. açtık tabutu, içi çinko kaplı evet. ve talaşlar var. Ben sordum oradaki yetkililere niçin bu tabut burada Talaş. ve ne oldu bu tabutla, ne zaman kullanıldı bu tabut? Hiçbir şey söyleyemediler. Ama şimdi biz Fenerbahçe için ben bir roman yazıyorum. Evet. Sevdamız Fenerbahçe'dir. Ee. Orada fazla ayrıntıya girmeyeyim. Büyük Önder Atatürk vefat ettikten sonra anıt kabir yapılıncaya kadar biliyorsun naaşı etnografya Tabii. müzesinde Tabii. E Ankara'da evet misafir edildi Ankara'da e, bir süre geçmesi gerekecek ve o süre içinde de cenazenin bozulmaması lazım, lazım. tahnit ediliyor yani evet. bir takım kimyasallarla i̇laçlama diyelim ilaçlama yani. diyelim ilaçlarla korunma e, uygulaması yapılıyor bir profesör bizzat kendi elleriyle yapıyor onu ve talaş konuyor tabutun içerisine meğer benim gördüğüm Doğubahçe Sarayı'ndaki tabut Büyük Önder Atatürk'ün naaşının ilk konduğu tahnitlendiği tabutmuş. Peki onu müzede ayrı bir yerde yapamamışlar. Yapsalar. Ondan sonra ne yaptılar bilemiyorum. Ama ilk defa orada biz bunu görüntüledik. Ve şimdi yeni edindiğim bilgilerle yan yana getiriyorum. Demek ki tahnitin yapıldığı ve tahnit edildikten sonra naaşın konduğu tabut oymuş. da öyleydi. Evet. Şimdi ama... senin Atatürk'le ilgili çok oyunun var. Var. Sen Atatürk'ü sadece e, anlamakla ve sevmekle yetinmedin. Atatürk'ü anlatan e, ve onu sevdiren çok oyuna da imza, çok senaryolarını sen tabii, yazdın, tabii, sahneye ya. sen koştun. İşte oynadın. Evet. E, bunlardan biri de Pera. En sonuncusu Pera'ydı mü? Bayraksız ev yok Kadıköy'de. Sivil toplum kuruluşları, Oo, şirketler değil harika, mi? Harika, harika. E, büyük organizasyonlar. Hepsi yapıyorlar. Evet, yapıyorlar, yapıyorlar. Hepsi yapıyorlar. Yapmak. Belediyeler. Hepsi, belediyeler yapıyor. hepsi yapıyor. Yani e, ne bileyim aslında Cumhuriyetin 100. yılında e, bunun kutlanması kadar doğal bir şey olamaz. Yani. Biz de yarın e, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu e, olarak evet. bir özel etkinlik düzenliyoruz. Biz iki senedir hem 30 Ağustos hem Cumhuriyet Bayramı'nda özel etkinlik düzenliyoruz kulüp olarak. Evet. E, yarın Emekli Tuğgeneral, General, akademisyen ve Fenerbahçe Kongre üyesi Sayın Naim Babiroğlu gelecek. Cumhuriyet Bayramı'nı Bizim üyelerimize anlatacak önemini, anlamını güzel. anlatacak. Güzel. Biz de onu zevkle dinleyeceğiz. Esin Böyle adam... etkinliklerimiz oluyor. Ben ama TRT'ye karşı, içinden yetiştiğim kurum evet. olan TRT'ye karşı çok kırgınım. Çok üzülüyorum. Bizim çalıştığımız yıllarda... Cumhuriyet bayramı kutlamaları çok görkemli olurdu TRT Sen ekranlarında. Bu doğal bir şey değil midir? Gayet tabii. 100. yılı tabii. güzel kutlayacaklarını zannediyorum ben TRT'nin. Ne? TRT'nin 100. Evet. yılı yani çok bir 100. güzel. Yıl işte. Efendim? 100. yıldayız. Evet. Kutlama falan yok TRT'de. Yok çok Şey yükselicek abi. Şimdi Müjdatçım ben olaya şöyle bakıyorum. Etrafımızda emperyalizm Evet. Tıpkı bizim Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz evet. mücadeleyi çağrıştırır bir biçimde ağlarını örüyor. Tabii. Senaryoyu yavaş yavaş uygulamaya... Göz göre göre. Başlıyor Tabii. değil mi? Tabii. Şimdi Tabii. İsrail Gazze'ye saldırdı. Bu neyin e, alameti, neyin işareti? Büyük İsrail'i oluşturabilmek için biliyoruz ki böyle tabii bir canım, harita tam, var. Almak harita tabii, var tabii. ve bu haritanın tabii. sınırları da çok önceden tabii, çizilmiş. Tabii, tabii. Ee, evet. Orada kalmayacak bu. Tabi. Daha sonra İsrail'e şiddetle karşı çıkan Şi'i yönetimlerin olduğu ülkelere sıranın geleceği evet. belli. İran gibi. Falan. Ee, Suriye bu evet. amaçla evet. hedef seçildi. Evet. En büyük hedef tabii ki İran. İran evet. Bu arada Lübnan'da çünkü orada Hizbullah arada var. Orada gidiyor Hizbullah için. var. Tabii. Lübnan'da Gümbürtü'ye gider. Evet. Ama bu büyük İsrail projesini güçlendirmek amacıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Orta Doğu'da jandarma olarak kullanacağı İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla e, hayata geçirdiği. Bir garnizon devletçik var orada. Evet tabii. Suriye topraklarına, Fırat'ın doğusunda. Tabii. Şimdi benim yadırgadığım Rusya'da Suriye'de var. Ama İsrail füzelerle Şam Havalimanı'nı, Halep Havalimanı'nı vuruyor. Evet. Ve bize Suriye havasını, hava sahasını hmm. kapatan hmm. Rusya İsrail'e karşı ne S-400'lerini aktive ediyor yani... Evet. Hava alanlarını bombalayan füzeleri evet. berhava etmek evet. için o sistemi çalıştırıyor. Ne de İsrail'e Suriye hava sahasını yasaklıyor. Bu soru işareti değil mi? Çok fazla soru işareti. Şimdi şunu bir defa herkes bilsin. Emperyalizmin, küresel emperyalizmin Orta Doğu'daki en büyük hedeflerinden biri Türkiye'dir. Elbette. Türkiye'dir. Elbette. Yani... Jeopolitik konu büyük, büyük var, tabii e, yani. İsrail artı Büyük Kürdistan planı var. Tabii. Biliniyor, biliniyor. Yani büyük Orta İran'dan, Doğu projesi İran'dan var, kopartacaklar. Tabii. Türkiye'mizin güneydoğusundan güçleri falan. yetmez tabii. Asla olmayacak bu. Tabii. Boş bir hayaldir. Canımızda kanımızda biz vatanımızı tıpkı milli mücadelede olduğu gibi koruruz. ...ve emperyalizme tamam. gene haddini bildiririz... Tamam. ...gene onları denize dökeriz... Tamam. ...hiç Tabii. ondan kuşkum yok... ...ama... E, ...işte Irak'ı zaten parçaladılar... Tabii. ...Kuzey Irak'ta kurdular Tabii. kendilerine bağlı... ...bir Tabii. yönetim... Tabii. E, ...bir miktarda güneyden... E, ...aldılar mı... Tabii. ...tamam işte Bittiriyor, oldu... Evet. ...yavaş yavaş da dikkat edersen... ...Fırat'ın doğusuna doğru... ...İsrail'i hareketlendiriyorlar... ...bilelim Hı. ki... Hı. ...arkadaşlar... Türkiye hedef ülkedir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bugün söyledi. Evet, evet. Hedef ülkedir. Biz bunu yıllardır evet. Sayın Şükrü Elekdağ'la birlikte söylüyor. Evet, şimdi o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim içeride kendi birliğimizi, bütünlüğümüzü daha sağlamlaştırmak Elbette. gerekiyor. Elbette. Yani iç tahkimatı, iç yığınağı biz çok iyi yapmalıyız. Bu ayrışmalar, kutuplaşmalar bunlar artık geride Bitti. kalmalı. Bitti. İşte 100. yıl bence bu amaçla çok iyi bir şekilde değerlendirilebilirdi. Ve fırsattır. Fırsattı. Evet. Çok büyük evet. bir fırsattı ama bu fırsatı ne yazık ki gereği gibi değerlendiremediler. 100. yıl bizi hepimizi... Cumhuriyet ülküsü etrafında bir araya getirip tabii, yu, kenetlettirebilecek yumak yumak yapmaz. Muazzam yani. bir olaydı. Burada komplekse kapılmaya hiç gerek hiç, yok. Hiç tabii. Büyük önder Atatürk ayrı bir yerde, bugün Türkiye'yi yönetenler ayrı bir Çok yerde. Çok doğrudur. Var. Öyle değil mi? Evet ve onun idealleri, ülküleri çerçevesinde yürüdüğün zaman bu çıkacak Gayet ortaya tabii, zaten. Hayır tabii. Onun Şu idealleri, ülküleri çerçevesinde yürüyenleri tabii. biz alkışlarız. Gayet tabii. Alkışlarız çünkü Atatürk'ün yolu hepimizin yoludur. Her Türk vatandaşının yoludur. Elbette. Aydınlığa giden bir yoldur ve hedefi de dünya milletlerinin üstüne Türk milletini çıkartmaktır. Bu kadar. Öyle değil mi? Öyle dedi ya. Ben yani TRT'nin falan bu konuda çok yanlış yaptığı kanısındayım. 100. yıl, 100. Evet. yıl bizim birlik bütünlük yılımız olmalıdır kardeşim. Yapmasınlar bunu, suç işliyorlar. Bir de Müştatçığım, binlerce mil öteden Amerika'nın buraya gelip bizim Akdeniz'de sondaj ne? yapan Abdülhamit Han gemisinin yanına uçak gemisine demirletmesinin nasıl bir izahı olabilir? Ne işin var? Evet. Amerika'ya füze mi düştü de geliyor buraya? Ama... Ne işi daha, var Amerika'nın? Tarihe da? baktığın zaman Kore var, Vietnam var. Afganistan var yani örnekleri nasıl bir çifte standarttır bu Amerika'nın gidip de bunları yapmadığı ülke yok hemen hemen ama maalesef evet. e, Uğur e, emperyalizm böyle bir şey ama işte evet, böyle işte bir bu şey işte bu işte görüyorsun evet. yani orada küçük bir devlet ilk şey ilk kurulduğunda İsrail iki buçuk milyon Tabii. biliyorsun Golan tepeleri, Mısır ilan, Mısırı mahvediyorlar. Mahvediyor. Mısır artık burasına geliyor. Ee, diyorlar ki Çin'den yardım isteyelim. Çin 1 milyar, tamam mı? Çine telgraf, telefon açıyorlar. Ondan sonra anekdot bu tabi. Ee, diyorlar ki, ya İsrail diye bir devlet kuruldu. Evet, bizi mahvediyor. Siz Çin olarak bize yardım edin. Yani. Kim diyor İsrail yani? İşte bizim hemen sınır komşumuz yanı başımızda ama yenemiyoruz bir türlü yani. Bize bir şeyler yapın. He. Ne kadar? iki buçuk milyon deyince Çinliler diyor ki hangi otelde kalıyorlar? Bir <laughs> <laughs> milyar nüfussa iki buçuk milyon çok hafif geliyor. Şimdi, şimdi Müjdat'cığım yani İsrail'in şu andaki nüfusu nedir? Yedi buçukun sekiz milyon dokuz milyon, olmuş 9 yani. milyon. Evet. maksimum dokuz evet. milyon. E, coğrafyadaki hedef Arap ülkelerini yani emperyalizminin emperyalizmin hedef seçtiği Arap ülkelerinin toplam nüfusuna bak ne kadar? Ama sana başka bir şey söyleyeceğim. Arap ülkelerin çoğu İsrail'i kınamadı. Evet. Kınamadı. Evet. Yani hı, bizim hı. kadar. Hayır. Filistin'in yanında olmadı. Durmadılar. Hayır. Evet. Durmadılar. Evet. Ama şaşırdık mı? Sen ben şaşırdık şaşırmadım. Mı? Ben ee, de şaşırdım. Ben şaşırmadım evet. Çünkü e, ben Hicaz'da Hicaz'da Cemal Paşa ve askerlerini hastanede katlettiklerini bilen bir e, a, 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 gazeteci olarak e, yok. Yani yok. Çanakkale'de ya. alınan İngiliz askerlerinden alınan tüfeği evet, e, Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya veriyorlar. Enver Paşa da Hicaz Emir'i Şerif Hüseyin'e veriyor. O piyade tüfeği en sonunda kime çevriliyor namlusu? Osmanlı, Osmanlı askeri. Kim çeviriyor? Tabii İngiliz casus Lawrence. Evet. Atatürk kendisine atam diye hitap edildiğinde derslermiş. İstemezmiş. Yapmayın, yapma, yapmayın. Evet, yapmayın. Yapma kardeşim. çocuk, yapma. Evet, evet. Evet. Şimdi onun sayesinde. Kardeşim yani şu anda biz nemiz varsa hakikaten o Fahri Rıfkı'nın o sözleri yani tekrar gibi olacak ama şu mavi denizlere bizim diye bakıyorsak şu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak Çok. hür vatandaşlar olmuşsak Şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, bağımsız bir devletimiz varsa, nemiz varsa her şeyi ona borçluyuz diyor. Bunu tekrarlamakta zarar yok, yarar var. Abi var. ben son 29 Ekim'i Dolmabahçe Sarayı'nda yaşıyor ya. Ondan çok kısa bir süre sonra da zaten sayılı günler kalmış vefat ediyor. O Cumhuriyet Bayramı günü Hava güzel. E, askeri öğrenciler bir gemiyle Doğa Bahçe Sarayına yaklaşıyorlar. Marşlar söylüyorlar. Atatürk'e itaben yüksek sesle coşkuyla saraya bağırıyorlar. Evet, bağırıyorlar. Kılıç Ali yanında nöbet odası var. Orada susun susun rahatsız etmeyin gibi işaretler yapıyor. Atatürk zor işitilen bir sesle gençlerimin sesi duydunuz mu? Beni istiyorlar diyor. Yatakta ama. Evet o sırada yatakta. Evet paşam bir vapur dolusu genç hepsi askeri lise öğrencisi. Cumhuriyet Bayramı törenlerinden dönüyor olmalılar diyorlar. Ve o sırada içeri Doktor Neşet Ömer'le yaveri Salih Bozok Giriyor. Kaldırıyorlar. Bir koltuk camın kenarına. Atatürk elini kaldırıyor. Tabii çok yorgun. Takatı yok. Elini indiriyor. Benim diyor, Cumhuriyete emanet ettiğim gençlerim diyor. Ve gözünden ip gibi yaşlar süzülüyor. Başka bir şey abi, bana sağda Abi böyle böyle bir adam işte. Yalova'da o ağacı kestirmemek için bu ne ya? Kaydırdığı yazdığını görmüşsündür. Bu ne ya? Bu nasıl bir Sahneye koydum ben onu altta. Tabii tabii. tabii, tabii. Bile. Ben içeriği gezdim. Evet. Abi o kadar sade ki. Evet. O en ufak bir yaz, en ufak yaz... bir abartıyor. Yok. Yok. O dönemin kahramanlarının hepsinin evleri böyle. İsmet Paşa'nın Heybeli'deki yazdığını da gördüm. Ben. Evet tabi. tabii. O da evet. çok. Beşiktaş'taki eve git bak O da çok sade. O da öyle. Bunların hiç böyle gösterişe, debdebeye yok, 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 asla ihtiyaçları olmamış. Saray onların yüreklerinde. Bakayım kitabın yarısına. İşte ne mutlu bize ki TRT'ye başladığımızda onlar Evet. Bizim meslek zaman TRT tabii, değil. Tabii ya. tabii tabii tabii. Onlar İsmail Cem zamanı. Tabii on, onlar Adnan evet. Öztürak zamanı. evet e, bence Arma, TRT elisin. gene biraz aklı başını e, aklını başına toplayıp e, evet. sanıyorum 100. yıl için bir şey yapacaktır Uğur bu. Gayet de yapacaktır. Yani böyle bir suç işlemeyi göze alamazlar. Bunun hesabı sorulur. İşte Mücedatçım, söyledik, emperyalizm coğrafyaya azı dişini tekrar geçirdi. Evet. evet yani büyük önder Atatürk nasıl kurtarmış bizi emperyalizmin pençesinden? Herkes onu bir hatırlasın, o günleri gözünün ne getirsin, unutmasın ve tekrar bir ve bütün olmaktan başka hiçbir çaremizin bulunmadığını, değil mi? Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktan başka bir seçeneğimizin olmadığını ve böyle bir senaryoyu bizim ancak bir ve bütünlük e, yaşamamız halinde bozacağımızı herkesin idrak etmesi gerekiyor. Başka gibi. başka abi e, Sakarya Savaşı'ndan sonra. Biliyorsunuz o savaş subaylar savaşı olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı'nın çok subay kaybı oluyor Sakarya Meydan Muharebesi'nde. E ve meclis bir an önce büyük taarruzun başlamasını evet. istiyor. Atatürk çünkü geriye çekilmiş. Atıyor evet. 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 Hazırlık aşamasında birlikleri denetliyor. O birlikleri denetlerken çoğu kez uykusu kaçıyor. Açıyor, kitap okuyor abi. Evet abi. Kitap okuyor. Cepheye kitapsız S gitmiyor zaten. Cephe, cepheyi dolaşırken yanında kitapları da Tapları var. O. Sabah erken kalkıyor, kitap okuyor. Bir de benim dikkatimi çekti. Yanında hafız götürüyor evet. ve Kur'an okutturuyor. Evet. Evet. Kur'an okutturuyor. E ordu namaz kılmadan e, ee, taarruza geçmiyor sabah namazı. Evet. Tabii. Bana Turgut hastalanıyor abi bir şey sor. orada, hastalanıyor. Evet, evet. Günlerce banyo yapamıyor. Süngerle siliniyor. Süngerle siliniyor. Çıkanlar. Ah, i̇şte başka de, türlü bir şey ya. Yani. Başka türlü insan Başka insan türlü varmış. abi. Başka türlü insan. Turgut Özakman bana dedi ki, Mustafa Kemal çok zekidir. Biliyorum Turgut abi dedim. Hiç kışın savaş yapmadı dedi. Niye acaba dedim. E önünde dedi modeller vardı. Napolyon vardı dedi. E bizim Sarıkamış vardı dedi. Onlardan dedi örnek aldı. Ama dedim cephede karlar içinde bir resmi var böyle. Kaputa sarılı dedim. Ben onu kullanmak istiyorum oyunda dedim. Yani sakın böyle bir şey yapma dedi. Niye? Çankaya'nın bahçesinde çekilmiş o fotoğraf dedi. Karda Ha. Uzanmış yatmış fotoğrafçısı da çekmiş ha. abi. Hiçbir zaman kışın savaşmadı dedi. Abi neler düşünüyor? Doğru. Kurmay Doğru. zekası. Doğru. Neler düşünüyorsa. E, Çanakkale kara savaşları da Nisan ayıdır. E Ağustos, Nisan, evet. Mayıs, evet, 30, Ağustos, tabii, 30 Ağustos, 30 Ağustos. Tabii, tabii. İzmir'de Eylül yazdır. Tabii. Tabii 9 hem Eylül. De, hem de limonata gibi bir 9 yazdır. 9 Eylül evet, tabii abi. Evet. İzmir'in kurtuluşu nedir ya? Ve büyük taarruzdan sonra tam söylediği gibi 14 gün sonra İzmir'e giriyorlar. Giriyor ya. Sonra o konakladığı evlere gidip baktım ben. Evet. Yani. Evlerin eşyalarını kendi eliyle evet. dizayn etmeyi çok severmiş evet, düzenlemeyi evet, çok sever. Evet. Ama hiçbir zaman şatafat yok. Yok. Sadelik. Hep sadelik. Hep sadelik. İzmir dışında bel kahve var. Evet. Oraya gelmiş. Sabah uyku tutmuyor. İzmir'e girecek İsmet Paşa'yla. İzmir'den ezan sesi gelmiş abi. Kapamış gözlerini. İsmet. İsmet. Sanki rüyada gibiyim. Ezana bak. İzmir'deyiz demiş ya. Evet ben, ben de müthiş. çok doldum vallahi He? yani çok müthiş. doldum ben de. Müthiş. 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 Hepsinin mekanı evet. cennet olsun. Evet. Ama onlar içinde yatsınlar. Ama sana söz veriyoruz seni hiç unutmayacağız. Ben senin 150. yılında da Cumhuriyetinin 150. yaşında da hep yanında olacağım merak etme. Ben de senin yanında olacağım abi. Allah sana uzun ömür versin. Sana da. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Sağ ol. İyi ki böyle bir atamız olmuş. Of of. Mustafa Kemal'in askerleriyiz abi. Evet abi. Sen yazmışsın benimle ilgili neferidir o diye. Evet. Onunla oynarım ancak. Biz Mustafa Kemal'in askeriyiz abi. Gurur duyuyoruz. Evet. Sevgili seyirciler bizden bu akşamlık bu kadar. Çünkü devam ettiremeyeceğiz. Sa